İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karadeniz bölgeleri sele teslim. Maraga'daki Ermenilere karşı işlenen soykırım. 53 aile Hınadzak'a yerleştirildi. Köy yaşamaya devam ediyor. Düşman Yeraks'taki Ermeni mevzilerine tekrar ateş açtı. ABD'li kongre üyeleri Türkiye'ye insansız hava aracının ihracat lisansının durdurulmasını talep ediyor. Batı Ermenistan'daki toz koparan höyünde eski çağdan kalma bir çocuk iskeleti bulundu. Gdansk'ta Ermenistan günleri başladı. Birkaç gündür sağanak yağışlar Batı Ermenistan'ın Karadeniz'e yakın kıyı bölgelerini terk etmezken sel ve yıkıma neden oluyor. Özellikle Bartın, Sinop, Artvin, Kastamonu illerinde meydana gelen sel baskınları önemli ölçüde hasara ve yıkımlara yol açtı. Sel nedeniyle birkaç yol, köprü ve evler yıkıldı. Bazı yollar geçilmez hale geldi ve trafiğe kapandı. Sel nedeniyle şu anda 5 ölü var ve 1 kişi de kayıp. Acil Durumlar Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlarla tahliye edildi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de 1992'de Azerbaycan'ın Ermenilere karşı yaptığı katliamın gerçeklerini anlatan şok edici bir videoyu izleyebilirsiniz. Videoda yadsınamaz tanıklıklar ve gerçekler mevcut. Örneğin o dönemde Artsakh'ta bulunan Lordlar Kamarası Başkan Yardımcısı Caroline Cox'un Azerilerin gerçekleştirdiği kıyımı filme çeken Maraga katliamıyla ilgili ifadeleri. Maraga'da yaşananlar gerçek bir soykırımdı, yerli bir ulusu kendi topraklarında yok etme girişimiydi ve henüz hiç kimse tarafından bu olaylar kınanmış değil. Hınadzak Köyü Muhtarı Mıher Nigogosyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Artsakh Cumhuriyeti Askeran Bölgesi'nin Hınadzak Köyü'nün 860 nüfusa sahip olduğunu ve savaştan sonra herkesin köye geri döndüğünü ifade etti. Nigogosyan, köye 204 kişiden oluşan 53 aile yerleştirildi. 60 öğrencisi olan okul Aralık ayından bu yana yeniden açıldı. Anaokulumuz yok ama köyde anaokul yaşında olan yaklaşık 43 çocuk var. Köyde imar durumları iyi olan bir köy muhtarlığı binası, bir kültür evi, bir de sağlık ocağı bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Aurora'nın girişimiyle Değirmenler adlı yardım vakfı ve Lavdas adlı organizasyonun ortak çabalarıyla köyde bir fırın açıldı. Bu köylülere iş sağlamak için olumlu bir fırsat sağlıyor. Köyde doğalgaz hattı bulunuyor ve köye elektrik sağlanmaktadır. Su sorunumuz var. Günde birkaç saat su alıyoruz diye konuştu. Köylülerin istihdamı ve gelecek planlarından bahsederken nüfusun büyük kısmının başkent Stepanakert'te çalıştığını, geri kalanında büyükbaş hayvancılık ve tarımla uğraştığını ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından bildirildiğine göre 11 Ağustos günü 15:30-20 saatleri arasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler bir kez daha provokasyona başvurarak Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının Yeras bölümünde bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede silahlarla ateş açtı. Ermeni mevzilerinin misilleme eylemleriyle düşmanın ateşi püskürtüldü. Ermeni tarafında can kaybı mevcut değil. Saat 23 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki durum nispeten istikrarlıydı. 27 Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Antony Blinken'e Türkiye'ye ambargo çağrısında bulunan bir mektup göndererek Türk insansız hava aracının ABD ve müttefikleri için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. 27 Kongre üyesi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nı Türk insansız hava araçlarının Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz ve tüm dünyada istikrarsızlaştırıcı rolüne ilişkin resmi soruşturma tamamlanana kadar Türkiye'ye insansız hava aracı ihraç etme lisanslarını askıya almaya çağırdı. Mektupta Türkiye'nin Rusya'dan S-400 uçak savar füze sistemleri satın alarak NATO hükümlerini ihlal ettiği belirtildi.
Kongre üyeleri Rus sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulandığını ancak bununla birlikte Ankara NATO'nun bir parçası olmaya devam ettiğini kaydetti. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin Pertek ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Toskoparan höyüğünde devam eden kurtarma kazılarında bulunan çocuk iskeleti müzede korumaya alındı. Pertek ilçesine bağlı Toskoparan köyünde yer alan ve binlerce yıllık tarihin izlerini taşıdığı değerlendirilen höyüğün köy yerleşim alanında kalması ve üzerine yapılan evler nedeniyle tahribata uğraması dolayısıyla başlatılan kurtarma kazısı sürüyor. Kazıda pişmiş toprakla yapılan çanak ve çömleklerin yanı sıra obsidyen, kemik ve taştan aletler ile ok uçları da bulundu. Tarihe ışık tutacak eserler müzede sergilenecek. 7 Ağustos'ta başlayan ve 23 Ağustos'a kadar sürecek olan Ermenistan Günleri adlı etkinlikler Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleşiyor. Polonya Cumhurbaşkanı ödülü sahibi Gdansk'ın Ermeniler Derneği Başkanı Ressam Gagik Barsamyan, Aravot AYM'e verdiği demeçte Ermenistan günlerinin 4. kez düzenlenmekte olduğunu ve bu yıl aynı zamanda Ermeniler Derneği'nin kuruluşunun 4. yıl dönümü olduğunu söyledi. Barsamyan, Gdansk'taki Ermenistan günlerinin 1260 yılından beri burada düzenlenen ünlü kutsal Dominik Fuarı ile çakıştığını belirterek Gdansk, o günlerde her yerde pavyonlar, konserler ve ilginç etkinliklerle daha da güzelleşiyor. Bu yıl Ermenistan günleri bu meşhur ve geniş çaplı etkinliğin bir parçası olduğunu ifade etti. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Laçini Manan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.